أيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنler, muhterem Müslümanlar, ilerleyen Ramazan-ı Şerif'in günleri ve geceleri İnşallah müminler arasında hakkıyla değerlendirilmeye ve bu mübarek fırsatları, nimetleri kaçırmamak için düzenli şekilde Ramazan hizmetlerimizi inşallahü teala yapmaya devam ediyoruz, kanaatindeyiz. Allahu teala bir cümle ibadetlerimizi, taatlarımızı, hayır ve hasenatımızı dergahında kabul eylesin inşallah. Ramazan çok zengin, çok muazzam, çok mükerrem bir ay görüldüğü gibi, Kur'an Ramazan'ın adeta en coşkun bereketi olarak tecelli etmiş. Arkasından geceleri teravih namazlarıyla süslenmiş. Ramazan'ın sonuna doğru mali ibadetlerimizden sadaka-i fıtır ortaya çıkmış bulunuyor. Sonra zekat muhasebemiz, zekat muhasebesi de adeta Ramazan'ın mazrufu, yani içinde, muhtevası içinde mütalaa edilmiş. Daha sonra da hepsinden muazzam, Kur'an ile sabit, hatta sure ile sabit olan Leyle-i Kadir Ramazan'ın son bereketlerinde yerini alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu mukaddes gece de hepiniz biliyorsunuz ki Ramazan'ın sonunu bereketle, Rabbimizin lütfuyla bağlıyor ve bir yıl süreyle adeta Ramazan-ı Şerif'i hasretle, hararetle beklememizi temin ediyor. Allah-u Teala bütün bu bereketlere nail olmamızı nasip eylesin inşallah. Fazla uzatmayayım. Konular pek çok. Aslında zekat konusunu işlemeyi düşünmüştüm. Çünkü bilinmeyen çok yönleri var bu hususun. Bilinmeyen, anlaşılmayan yönleri var. Çünkü bize sorulan suallerden anlıyoruz. Fakat konular çok birbiri içinde devam ediyor. Kadir gecesi var, zekat konusu var, sadaka-i fıtır konusu var, günün olayları var, hadiseler var, belalar var, musibetler var, afetler var. Hepsini derli toplu kısa bir zamanda anlatmak çok güç. İçinden artık yer yer temas ederek devam edeceğiz. Söyle. Bu arada Ramazan'ın tabii bir diğer özelliği de hayır ve hasenatın çok yapıldığı bir mevsim olması sebebiyle çok müracaat var. Cemaat-i Müslümin'e, cemaat-i Müslümin'in, yani Müslüman cemaatin yardımına, teberru ve tasaddukuna çok müracaat var.
çok müracaat var ama hepsini karşılamak mümkün değil. Gördüğünüz gibi şu namaz kıldığımız camiyi hepiniz dışarıdan da gördünüz. İnşaat halinde ihtiyacı var, zarureti var, haliyle bitirmek zorunda oldukları mecburi işler var. Bu adeta kendisi muhtacı himmet dede, nerede kaldı ki gayriye yardım ede hesabıyla, fazla da bir şey söyleyemiyoruz çünkü inşaatı görüyorsunuz. Burası ihtiyaç halinde, zaruret halinde. Ama çok yerlerden de kardeşlerimiz geliyor, öğrencilerimiz geliyor. Ama ne olursa olsun artık gücümüz yettiği kadar, imkanımız olduğu kadar, zamanımız, saatimiz, sıhhatimiz, servetimiz olduğu kadar mümkün mertebe yardım talep edenleri Allah aşkına boş çevirmeyin. Bu davada, bu gayede, bu manada yapılan yardımların vekili, kefili, sahibi Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Sen niyetini tutuyorsun, niyet ettim Allah yoluna yardım etmeye dedikten sonra o paranın kefili Allah'tır, senin için tamamdır. O bakımdan sakınmayın, çekinmeyin. Ve hep beraber bu davayı yüklenmiş olarak gidelim. Çünkü başka kaynağımız yok. Sık sık söylüyorum. Vallahi Türkiye'de cami ve Kur'an kursları, İmam Hatip okulları ve hayır cemiyetlerinin inşası, iaşesi, ibatesi tamamen cemaat-i müsliminin sırtındadır. Hepiniz biliyorsunuz zaman zaman Türkiye'de İslam'ın camileri var. Allah'a hamdolsun camilerimiz var. Müslümanların camileri var. İslam'ın camisi var. İslam'ın az veya çok Kur'an kursları var. İslam'ın az çok faaliyetleri var. Ama İslam'ın Türkiye'de bir devleti yok. Bunu kabul etmek zorundayız. İslam'ın devleti yok. İslam'ın hükümeti yok. İslam'ın bütçesi yok. İslam'a, İslami hizmetlere tahsis edilmek üzere bir bütçe yok. Ancak işte ne olursa olsun Allahu Teala zarar, zeval vermesin, cemaat-i müslimin var. Siz varsınız. Bütün bu camiler, bütün bu kurslar, bütün bu talebeler, bütün bu faaliyetler sizlerin zekatıyla, fıtrasıyla, tasaddukuyla, teberrusuyla devam ediyor. Devlet hazinesinden bir tek kuruş nasip olmuyor. O bakımdan başka kaynağımız olmadığı sebebiyle sizden başkasına müracaat etmemiz mümkün değil. Bunu peşinen de söylüyoruz. Allahu Teala makamınızı, mekanınızı, mükafatınızı cennet eylesin inşallah. Efendiler, Ramazan'ın bir yönüne temas edip diğer konulara da peyderpey temas etmeye çalışayım. Ramazan'da dikkatinizi çekmiştir. Allahu Teala bir hikmete mebni olarak Ramazan ayında helal olan, helal yenmesi ve içmesi, yenmesi ve içmesi helal olan şeyleri de belli bir zaman için yasaklıyor. İmsak saatinden İftar saatine kadar, biliyorsunuz Ramazan'ın başlangıcı imsaktır. Sonu da nihayeti de iftardır. Bu imsak ile iftar arasında daha evvel yemesini, içmesini helal kıldığı şeyleri mümin olanlara, mükellef olanlara Rabbimiz hususi surette yasaklıyor. Mesela şimdi ekmek yiyemezsiniz. Nohut büyüklüğünde bir şeyi çiğneyip yutamazsınız. Canım ekmek haram mı? Yok, ekmek temel bir gıdamızdır, helaldir. Ama şimdi yiyemezsiniz. Bir süre için Rabbimiz yasaklıyor. Su içmek helaldir. Ama şimdi su içemezsiniz. Yasaktır. Haramdır. Yani şimdi birisi bile bile
bardağı suyla doldurup içse asidir, Allah'a karşı gelmiştir. Gerçi cezası 61 gün kefaret filan ama o ayrı bir konu. Ama Allah'ın emrini dinlememiş olmaktan daha büyük bela var mı? Onu işlemiş oluyor. Niye yani Cenab-ı Hak durduk yere bu suyu, ekmeği, yemeği, helal olan gıdaları niye yasakladı? Yani niye yemeyelim? Helalimiz olan zevcelerimizle, hanımlarımızla cinsel alakayı yasaklamış imsakten iftara kadar. Halbuki daha evvel helalimizdi bunlar, hanımlarımızdı ama şimdi yasak. İnşallah bu konuda düşünmüşsünüzdür. Niçin acaba? Sebebi ne olabilir? Hikmeti ne olabilir diye oruç tutanların düşünmesi lazım. Düşünmeden oruç tutulmaz. Orucun bir tefekkür yönü var, tezekkür yönü var, teakkul yönü var. Akla soracaksın. Ruhunda, gönlünde, şuurunda niçin, niçin, niçin diye Ramazan'ı değerlendireceksin. Efendiler, Ramazan görülüyor ki başlı başına bir eğitimdir. Eğitim. Başlı başına bir denetim. Yani murakabe, Allah'ın kontrolünde olduğumuzun şuuruna ulaşmak. Neyi eğitiyor? Ramazan neyi talim ediyor bize? Neye alıştırıyor bizi? Ne için çalıştırıyor bizi? Efendiler, şuna alıştırıyor usulen, aslen, hakikaten, manen, ruhen, vicdanen, fikren, kalben, manen bizi şuna hazırlıyor. Ey mümin! Bugün Allah'ın emriyle yemekten, içmekten kesildin. Allah'ın emriyle ama muvakkat olarak akşam tekrar yemeye başlayacaksın. Fakat bir an gelecek ki, o an gelecek, çatacak ki artık hiçbir şey yiyemez olacaksınız, içemez olacaksınız. Artık faaliyetiniz, harekatınız tamamen son bulacak, bitecek. Yani öleceksiniz. Adeta bizi akıbetimize hazırlıyor. Ey şimdi elinde imkan olduğu halde, ağzında dişleri olduğu, çalıştığı halde yemek yiyemeyen mümin, beslenemeyen mümin, ekmeğe, suya yönelemeyen mümin, bir gün gelecek, eliniz ayağınız duracak, diliniz damağınız duracak, hiçbir şey yiyemez olacaksınız, hayattan nasibiniz kesilecek, sofranızdan, mutfağınızdan nasibiniz kalkacak, toprağın üstünden toprağın altına hicret edeceksiniz. Öyleyse gururlanmayınız, kibirlenmeyiniz, sapıtmayınız, çarpıtmayınız, istikametinizi bozmayınız, mülkiyetinize aldanmayınız, servetinize, şöhretinize, makamınıza, mevkiinize aldanmayınız. Hanımınıza, çoluk çocuğunuza aldanmayınız. Bakın sizi şimdi muvakkat olarak ayırdım, günü gelecek tamamen ebedi olarak ayrılacaksınız. Ramazan bu mesajı veriyor müminlere. Muvakkat ayırdım sizi hanımınızdan. Muvakkaten, geçici olarak ayırdım sofranızdan, mutfağınızdan, sudan, ekmekten, yemekten muvakkaten ayırdım. Bir gün gelecek küllü nefsin zaikatül mevt. Bütün hayati faaliyetlerinize son vereceğim. Ölüm var, akıbetiniz var, ahiretiniz var. Şaşırmayın, yanılmayın, sapıtmayın. Ne güzel mesaj değil mi? Oruç tutan müminler bunları düşünmesi lazım. Bunlarla beraber hareket etmesi lazım. İkinci bir mesaj daha var. Ey müminler, oruç tutmak suretiyle helal olan gıdalara karşı sizi, bakınız, perhize soktum. Perhiz. Hani şimdi rejim diyorlar. En tabii, en helal olan gıdalara karşı, ekmeğe karşı, suya karşı, bütün helal olan meşrubat, helal olan me'külat, yenmesi ve içmesi helal olan şeylere karşı bile, bakınız,
perhiz emrettim, yasak koydum. Helal olan şeylerden bile sakınmanızı istiyorum Ramazan'da diyor zımnen Hazreti Allah. Helal olan şeylerden bile sakınmanızı, perhiz etmenizi emretmiş bulunuyorum. Öyleyse şu mesaj veriliyor. O zaman haramlara karşı haram olan, yenmesi haram, içmesi haram, kullanılması haram, haram olan şeylere karşı daha hassas, daha titiz, daha dikkatli, daha hesaplı olmanızı temin için bu perhizi emrettim demiş oluyor. Ey oruç tutan mümin, helal olan lokmalara karşı şimdi kapalısın. O halde ömür boyu haramlara karşı, günahlara karşı titiz davranmakla mükellef misin, değil misin? Bu manada aşılanıyor. Haram olan şeylere karşı, günah olan, isyan olan şeylere karşı ne kadar dikkatli olmamız istendiği de bu tutulan oruçlardan çıkan mana bizi bu istikamette düşünmeye davet ediyor. Çünkü haramlar Allah'ın koyduğu hudutlardır. Haramlar, günahlar, isyanlar işlenmemesi lazım, sakınılması lazım, çekilmesi lazım. İçilmesi haram olan şeyler var. Yenilmesi haram olan şeyler var. Bunların üretilmesi haram, satılması haram, dağıtılması haram, yapılması haram. Faiz haram, alınması haram, verilmesi haram. Faiz muamelatında çalışmak haram. Hulasa bütün bu haramlara karşı, günahlara karşı tiksinmemizi, çekinmemizi, titiz davranmamızı helal lokmalara karşı perhiz yaptırarak bizi Allah-u Teala hazırlamış oluyor. Bütün haramlar çirkindir. Bütün haramlar pistir. Rabbimiz şeytanın ürettiği pislik olarak ifade ediyor. İnnemel hamru, içkinin her çeşidi. Vel meysiru, kumarın her çeşidi. Bunun millisi, gayri millisi olmaz. Milli piyango başına milli kelimesini koyarak sanki helalmiş, normalmiş, millete mensupmuş, diniymiş, sakıncası yokmuş manası verilmek istenmiş, hileli olarak kullanılmış. Milli piyango da olsa haramdır, isyandır, vebaldir, günahtır. Milli piyangodan para çıkan adam bu parayı yerse cehennemliktir. İnnemel hamru vel meysir, kumarın her çeşidi. Daha vel ensabu, ensab Arapça nasb kelimesinden geliyor ki nasb yani bir şeyi bir manayı temsil etmek üzere dikmek. Dikilen bütün heykeller, heykellerin her çeşidi, heykel dediğimiz çimentodan, betondan, neyse ağaçtan, tahtadan, alçıdan, demirden, neyse madenden her türlü heykelleri Rabbimiz vel ensab, dikilmiş putlar, dikilmiş heykeller olarak ifade ediyor, haramdır. Vel ezlamu, şans oyunları, her çeşidiyle. Nedir bunlar? Kur'an'ın tespitine bakın. Ricsüm min ameli şeytan. Şeytanın amelinden, yani şeytanın ürettiği, şeytanın ortaya koyduğu pisliklerdir diyor. Pislik. Arapça ricis demek pislik demek. Necis anlamına geliyor. Bundan dolayıdır ki şarabı, içkiyi öyle ikrah ile, öyle pislikle anlatmış ki İslam alimleri, içki içen bir adam mı daha hafif durumdadır, daha içki içen adam mı daha pistir, domuzun idrarını içen adam mı daha pistir? Bütün mezhep ulemasına göre domuzun idrarını içen adamdan, affedersiniz, içki içen daha pistir. Çünkü içki için Kur'an ne diyor? Şeytanın ürettiği pisliktir diyor. Şeytan Allah'ın lanetinden kovulmuştur. Allah'ın huzurundan kovulmuş, rahmetten kovulmuş. Lanete uğramıştır. Domuzun böyle bir lanetlik işi yok.
cennetten kovulmuş, huzurdan kovulmuş, rahmetten kovulmuş, ebediyen lanete uğramış olan şeytanın pisliği, tabii ki domuzun idrarından daha pistir. Bakın bu kadar ikrah ettirilmiş, bu kadar nefret ettirilmiş, bu kadar titizlikle durulmuş, ama Türkiye Müslümanları, %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de o kadar içki tüketiliyor ki, o kadar içki tüketiliyor ki, içki tüketiminde dünyada 3. sıradayız. Akıl alacak şey değildir. Niye? Millet bütünüyle bu konuda titiz değil. Hadi sen içki içmiyorsun, içki kullanmıyorsun ama içki satan bir büfeden, içki satan bir marketten, içki satan bir dükkandan gidip öteberi alıyorsun. O içki satılan dükkandan sakınmıyorsun, çekinmiyorsun. Oraya girmekten utanmıyorsun. Sakalınla, saçınla, hac sıfatınla içki sattığını bildiğin halde gidip oradan ekmek peynir alıyorsun. Utanmıyorsun hac sıfatından, Müslüman sıfatından. Canım ben ekmek alıyorum, içki almıyorum ki bana ne? Senin oradan ekmek alman, öbürünün peynir alması, öbürünün gidip oraya müşteri olması, o içki satan, Allah'a karşı isyan halinde olan adama destek oluyor musun, olmuyor musun? Bunun cevabını ver bakayım. Müşteri olmak, destek olmak demektir. Toplumda bu hassasiyet yok. Üzerinde çıplak kadın resimleri bulunan gazeteler, eğer haramlara, günahlara karşı Müslümanlar titiz olsaydı, hassas olsaydı, hesaplı hareket etseydi, o çıplak kadın resimleriyle dolu olan gazeteler 900 bin adet satamayacaktı. Tirajı 1 milyonu bulamayacaktı. Eninde sonunda Müslüman Türkiye'de bu gazeteler, bu çıplak kadın resimleri basıp satan gazeteler, vallahi kapatmak zorunda kalacaktı. Meyhaneler açık olamayacaktı. Kumarhaneler açık olamayacaktı. Ve İstanbul Karaköy'deki Ermeni Manukya'nın işlettiği genel evinde kimse olmayacak, orası kapanacak. Vergi rekortmeni değil, batakhane olacaktı. Müslüman hassas değil. Hassas demek, ince hesaplarla haram mı helal mı diye araştıracaksın. Ramazan'da helal lokmalara bile kapılarımız kapalı. Değil ki haram lokmalar açık olsun. Bir ömür bu titizliği göstermek zorundasın. Ey oruç tutan mümin! Yoksa haramlar kabarırsa, günahlar artarsa, haramlara karşı Müslümanların hassasiyeti kalmazsa ne olur biliyor musunuz? Bu noktada da bir hadisi sahihi okuyup bu noktayı kapatayım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبْ لَا يَكْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا Allah-u Teala temizdir, temiz olandan başkasını kabul etmez. وَكَدْ قَالَ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا Allah buyurmuştur ki, ey peygamberler, helal olan lokmalarla beslenin ve ameli salih işleyin. قَدْ اَمَرَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الرُّسُلُ Allah peygamberlere neyle emretmişse, Müslümanlara da öyle emretti. Ne dedi? قَالَ تَعَالَى يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ Allah'ın rızık olarak verdiği şeylerin helal olanından yiyin. Bakın ayırıyor. Helal ile haramı ayıracaksın Müslüman. Çünkü Rabbimiz يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Ey müminler! Rastgele her şeyi alamasın, yiyemesin, kullanamasın. Haramı var, helalı var. Pisi var, temizi var. Bozuğu var, iyisi var. Külü minet tayyibati ma razaknaküm. Size
rızık olarak verdiğimiz olan, verdiğimiz şeylerin helal olanlarından, temiz olanlarından, meşru olanlarından yiyin. Bu noktada çok titiz ve dikkatli olmamız isteniyor. Daha sonra Efendimiz bir misal veriyor. Ve zekera raculen, bir adamı misal olarak zikretti. Yutilu sefer, eş'as ve ağbar, Allah yolundan dönmüş. Allah yolunda bir mücadeleden, bir cihattan, bir seferden dönmüş. Yutilu es-sefere, seferi uzatmış, dönmüş gelmiş. Eş'ase eğbere, saçı sakalı karışmış, toza toprağa bürünmüş. Böyle salih görünen bir insan, bir Müslüman. Allah yolundan dönmüş bir insanı misal verdi. Ve yemüddü yedeyhi ile sema. Hadiste bu var. Yemüddü, uzatmış, uzatıyor. Yedeyhi, ellerini ile sema. Böyle ellerini gökyüzüne doğru kaldırmış. Duada usul böyledir. Duada esas böyledir. Bu hadis bunu açık ifade ediyor. Yemüddü yedeyhi ile sema. Ellerini böyle havaya, semaya karşı uzatmış. Ve yakul ya Rabbi ve ya Rabbi. Devamlı ya Rabbi bana şunu ver diyor. Ya Rabbi şunu şöyle yap. Ya Rabbi bunu böyle yap. Ya Rabbi şu şöyle olsun. Ya Rabbi bu böyle olsun. Dua ediyor, dua ediyor, dua ediyor. Bakın hadisin püf noktası geldi. يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ وَيَكُولُ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُزِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنَّا يُسْتَجَبُ لِذَٰلِكَ. Buyuruyor ki, tamam Allah yolundan dönmüş, elini de havaya kaldırmış, dua ediyor, ya Rabbi ver, ya Rabbi şu olsun diyor, diyor, diyor ama وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, yedikleri haram. Ve meşrebuhu haram, içtikleri haram. Ve melbesuhu haram, üzerine giydiği elbiseler haram. Ve huziye bil haram, haramla beslenmiş, gıdalanmış. Fe enna yüstecabu lizalik, bu kişinin duasını Allah nasıl kabul etsin diyor. Hadise budur. Hadise de budur, hadis de budur. Fe enna yüstecabu lizalik, bu adamın duasını Allah nasıl icabet etsin? Nereden etsin? Yedikleri haram, içtikleri haram. Efendiler öyle bir sistemin mahkumuyuz ki, her zaman söylüyorum, faiz denen bela var mı yok mu? Var. Devletin resmi ekonomik politikası mı değil mi? Politikası. Ama bakın ne korkunç. Dualarımızın kabul olunmaması, nesillerimizin fesadı, nesillerimizin ses yapıyor, kimse bunu düzelsin. Zamanımızın, zeminimizin felakete, musibete, dalalete akıp akıp gitmesi. Şunu değiştir. Hepsinin temelinde bu haramlar, günahlar, bahusuz faiz var. Bakınız mesela İbn-i Mace'de, Tirmizi'de tespit ettim. Bahusus Bülûhul Meram namında çok değerli bir eser var. Bülûhul Meram ila Sübülü Selam. Allah gani gani rahmet etsin. Ahmet Davudoğlu Hoca Efendi merhum bu kitabı tercüme etti, şerh etti. Orada hadisi buldum. Çok ahkam hadisleri malum o kitapta alınmıştır. Faizi şöyle takdim ediyor. Bakın Allah aşkına dinleyin. Ama toplum bakın nasıl kaynaşmış bütün bu felaketlerle, haramlarla. Eşleş olmuş, adeta içli dışlı hale gelmiş. Günlük kullandığımız haramlar şekline gelmiş. Alışılmış, bulaşılmış, ısınmış millet. Arayan yok, soran yok, haram mı, günah mı, faiz mi, değil mi, helal. Halbuki ehallallahul bey'e ve harramer riba. Hadiste Efendimiz şöyle buyuruyor. Erriba selasün ve seb'une baben. Faizin 73 çeşidi vardır diyor Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Faizin 73 çeşidi var. Yani illa da 73 olacak demek değil, yani kesretten kinaye. Çok çeşitleri var. Nitekim de öyle. Eyseruha en yenkihar racul ümmehu emamel Kabe. Faizin en hafifinin, en basitinin vebali ve günahı, Allah katındaki günahı,
Kabe'nin önünde bir insanın annesiyle zina etmesi gibidir diyor. Toplum buna alışmış neredeyse. Bulaşmış, soframıza karışmış, ekmeğimize karışmış. Vallahi Müslüman ekonomist arkadaşlarımız, Müslüman iktisatçı arkadaşlarımız araştırmışlar. Fırından aldığımız 1500 lira ödediğimiz bir ekmeğin 500 lirası tamamen faize ödeniyor. Nasıl mı? Buğday üreticisi Çukurova'da buğdayı üretmiyor mu mesela? Misal olsun Çukurova'da üretiyor. Bu buğdayı üretirken tarım aletleri kullanıyor. Tarım aletleri, zirai aletler, zirai ilaçlar, zirai gübre, tarım gübresi, tarım ilaçları, tarım aletleri var mı yok mu? Var. Bunları buğday üreticisi alıyor. Kimden alıyor? Faizli krediyle alıyor. Bankaya müracaat ediyor, bana kredi ver diyor. Bu krediyi banka verirken o çiftçiye, tarım üreticisine çok yüksek oranda faizle veriyor. Bedava vermez. Adam da bunları krediyle alıyor, faizli parayla alıyor, buğdayı üretiyor, harmanını yapıyor, biçer döverle. Arlarken bankaya ödeyeceği faizi de o buğdayın maliyetine vallahi ilave ediyor. Hepiniz biliyorsunuz ama bunlar basit meseleler, yani çocuk meselesi bunlar. Başka türlü bankaya faizi neden ödeyecek? Senin sırtına ödeyecek. O buğdayları un fabrikasına alıyorlar, un fabrikası yapılırken o da un fabrikasındaki bütün motorları, makineleri, aksamını, aletlerini fabrikayı kurarken o da faizli kredi alıyor. Krediyle kuruyor fabrikayı. Buğdayı öğütüyor, un haline getiriyor. Unun satış fiyatını ayarlarken bu un fabrikasının un fabrikatörü de bankaya ödeyeceği faizi unun fiyatına vallahi ilave ediyor. O un geliyor fırında ekmek olacak pişiyor. O fırın, yani ekmek fabrikasını yapan adam da fırının bütün sistemini kurarken krediyle kuruyor. O da faiz almış. O da ekmeğin fiyatını belirlerken aldığı kredinin faizini ekmeğin fiyatına ilave ediyor. Müslüman, Müslüman, Müslüman. Ve vallahi 1500 lira ödediğin ekmeğin 500 lirası faiz ödüyorsun sen peşin. Sistem beladır. Şu anda ekonomik sistem vallahi beladır, ezadır, cezadır, musibettir, felakettir. Erzincan depreminden daha büyük beladır. Bunun kaldırılması lazım. Sistemin İslamlaşması lazım. Haramların kaldırılması lazım. Zürriyetlerimiz bozuluyor. Hürriyetlerimiz kısıtlanıyor. İsyan artıyor, bela artıyor, musibet artıyor. Artık isyanımız arşa çıktı. Yer gök sallanıyor. Sofranızdaki her ekmeğin 500 lirası faiz. Sırtımıza giydiğimiz her kumaşın metresinde yine bundan fazla faiz var. Çünkü bu aynı pamuk üreticisi de aynı pamuğu öyle üretiyor. İplik fabrikaları böyle çalışıyor. Hep faiz, faiz. Arşa çıktı isyanımız. Bakın İstanbul sallanıyor. Zonguldak sallanıyor, Erzincan sallanıyor. Adeta uykudan kalkıp da henüz mahmurluğunu üzerine atamamış insanı şöyle tutarsınız da yakarsınız. Uyan kardeşim, uyan, uyan dersiniz de bir adamı sallarsınız. Allah da Türkiye'yi sallıyor. Uyanın, uyanın. Bakın hiç böyle bir Ramazan geçirmemiştik. Afet üstüne afet. Böyle Ramazan mı olur ya? Ramazan'da rahmet kapıları açılır. Bu sene belaların kapıları açıldı. Ramazan'da rahmet kapıları açılır, bu sene azabın kapısı açıldı. Alın Güneydoğu'daki olaylar nedir? Sağ gösterip sol yapıyorlar. Allah'a yeminle söylüyorum, şu Kur'an-ı Kerim'de şahit tutuyorum. Doğu'daki, Güneydoğu'daki olaylar Kürt meselesi değildir. Ya Kürtleri kullanmak suretiyle Ermenistan devletini kurmak istiyorlar. Allah şahittir, dava böyledir. Ne Kürt'ü be? Ve şu günlere rastlamasının sebebi de Asya'da, Rusya'da ortaya çıkan Müslüman Türklerle
Türkiye birleşemesin, Türkiye büyümesin, büyük bir millet olmasın, Rusya'daki Müslümanlar sahip çıkmasın diye Amerika ve Avrupa alel acele bu felaketi başımıza getirerek birleşmeyi önlemek, Türkiye'nin büyümesini önlemek, GAP projesini yok etmek ve küçültmek, başımızı belaya sokmak için tam zamanında devreye soktular. Ermenistan meselesi var. Kürt meselesi vallahi yok. Bunun dışında zihninize bir şey girmesin. Tam zamanında bakın, yani Rusya'daki Müslümanlar sahipsiz, Kazakistan sahipsiz, Tacikistan sahipsiz, Azerbaycan sahipsiz, Ermeniler Karabağ'da katliam yapıyor. Sahipsiz. Tam bu noktada Türkiye bunlara sahip çıkar mı, çıkmaz mı konuşuluyor, görüşülüyor. Adeta Rusya'daki Türklerin başındaki adamlar devamlı Türkiye geliyor gidiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı, Tacikistan, Tataristan, Türkmenistan geliyor gidiyor, trafik hızlandı. Eyvah Müslümanlar birleşecek, eyvah Türkler birleşecek, büyük devlet olacaklar diye korkuya kapılan Amerika'da Fransa, İngiltere el birliği ettiler. Silahlandırdılar Doğu'yu, adamları büyüttüler, yükselttiler, tahrik ettiler. Şimdi korkunç bir musibet halinde bütün dünya kiliseler birliği destekliyor Ermenileri. Bütün Amerika destekliyor Ermenileri. Nasıl ki Arapların ortasında İsrail'i kurdular, Müslüman Türklerin ortasında da Ermenistan'ı kurmak istiyorlar. Anlayın hacılar, anlayın hocalar, anlayın ey Türkiye'nin parlamenterleri, anlayın ey Cumhurbaşkanı, anlayın ey Başbakan, ey Devlet Bakanları, anlayın. Kürt meselesi yok, Ermenistan'ı aynen ikinci İsrail gibi Müslüman Türklerin ortasında kurmak istiyorlar. Ta ki birleşmeyelim, anlaşamayalım, bütünleşemeyelim, ezilelim, Müslümanların kanlarını akıtmak için yapıyorlar. Kürt kardeşlerimizi de vallahi ve billahi alet ediyorlar, kullanıyorlar. Bunu samimi söylüyorum ve bunu ispat etmeye her yerde hazırım. Müslümanlar dikkatli olunuz, memleketimiz gidebilir. Allah gani gani rahmet etsin, bizim bir hocamız vardı, Mehmet Zekai Konrapa. İslam tarihi dersine gelirdi İmam Hatip'te, ilahiyatta. Bir gün derse telaşlı girdi ve dedi ki, yavrularım, çocuklar dedi, bugün sohbet edeceğim, ders yapmayacağım dedi, dinleyin, dinledik. Dedi ki, bir doktor hata ederse, bir doktor hata ederse de teşhisinde, teşhis yani hastalığın ne olduğunu bulmak, teşhiste hata ederse dedi doktor dedi, tedavide de hata eder. Teşhisi yanlış olan doktorun tedavisi de ne olur? Yanlış olur. Evet tabii. Yanlış teşhis etmiştir, yanlış tedavi etmiştir ama neticesi büyük bir zayiat yoktur. Bir kişi ölür dedi. Yani doktorun hatası bir kişiyi götürür. Tamam. Bir avukatın dedi, Allah rahmet etsin, avukatın hatası davasını temsil ettiği kişiyi dedi zarara sokar. Hani kimin müvekkiliyse bu avukat, yanlış bir dava, yanlış bir dosyayla avukat hata ederse bir kişinin zarara girmesi sebep olur. Ama bakın Allah aşkına, bir siyaset adamı, bir politikacı, bir devlet adamı hata ederse bir milleti yok eder dedi. Ve şimdi onu yaşıyoruz. Hata etmemek lazım. Dikkat etmek lazım. Aziz müminler, çok çileli günlerdeyiz. Dünyanın en büyük devletleri arasında yerimizi alacağımız fırsatlar doğmuştur. Vallahi tarihi kaynakları inceliyoruz. Şimdi Müslüman Türklerin, Türkiye'nin eline geçen fırsat var ya, işte Rusya dağıldı, bir hayli zengin kaynaklara sahip oradaki Türkler, Müslüman, hepsi Müslüman olduklarını söylüyorlar. Tabii Müslümanlık tabii tartışılabilir, ne ölçüde Müslümanlar, ne seviyede, ne durumda, ne halde, ne kendi kendimizi bile biz tartışıyoruz, bırak Rusya'yı da. Ama Müslüman işte, Müslüman Cumhuriyet, Müslüman Türk Cumhuriyeti. Tamam, öyle bir fırsat ki tarihi kaynakları inceledim, 500 senede bu fırsat elimize geçmezdi bizim. 500 senede. Fırsat ayağımıza geldi. Birleşin, İslam'ı devlet yapın, birleşin. Eğer birleşseler,
bu Rusya'daki Müslüman Türk cumhuriyetleriyle birleşmemiz mümkün olsa, Kafkasya'daki Türklerle birleşmemiz mümkün olsa, Yugoslavya'daki yani Balkanlardaki Müslüman Türklerle birleşmemiz mümkün olsa, vallahi nüfusumuz 250 milyona ulaşıyor. 250 milyon Amerika'dan daha güçlü bir devlet oluyorsunuz. Ama Amerika bunu çaktı, bunu sezdi, Ermenistan'ı şimdi devreye sokuyor. Araplar birleşmesin diye İsrail nasıl Kudüs'ün göbeğini hançer gibi sapladıysa, Türkler birleşmesin diye şimdi Ermenistan'ı hançer gibi vallahi yüreğimize saplıyor. Ya, ya, korkunç, benim moralim bozuk, huzurum kaçmıştır. Bu Ramazan vallahi bize zehir olmuştur. Felaketler, musibetler. E niye? Biz müstahak ol. Bu kadar şeyin farkında olmazsa bakanlar, başkanlar, rektörler, sektörler bunun farkında olmazsa memleket gider. Hiç şakası yoktur yani. Hiç şakası yoktur. Siyasetin hatası affedilmez. Anında gidersiniz. Hiç hatası yoktur. İyi teşhis koymak lazım. Ve Ramazan'ın bereketi, Ramazan'ın basireti müminleri daha derin düşünmeye alıştırması lazım. Bakınız mesela yemekten içmekten kesilmişiz. Ramazan'da imsakten iftara kadar yemek içmek endişemiz yok. Yemek içmek problemimiz de yok. O zaman ne yapmamız lazım? Yani mide çalışmıyor diyelim, Ramazan'da imsak saatinden iftar saatine kadar mideler paydos etmiş. Neyin çalışması lazım bunun yerine? Aklın çalışması lazım. Ramazan'da akıl daha çok çalışsın diye Allah midenin ve şehvetin kapısını kapatmıştır. Çalışıyor mu akıllarımız bizim? Ramazan ne müthiş bir hadisedir. Ramazan ne müthiş hikmetlerle dolu bir hadisedir. Bakın, Ramazan'da midenin ve şehvetin kapısı kapanıyor ki akıllarımızla kalplerimiz daha çok çalışsın. Gönül dünyamız çalışsın, akıl dünyamız çalışsın. Aklı çalışmayan adamın midesi kapanmış ne olur, kapanmamış ne olur? Azaplar, gazaplar peş peşe geliyor. Sebep günahlarımızdır. Bakınız, Habib-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek bir hadisinde aynen şöyle buyuruyor. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha anlatıyor hadisi, rivayet ediyor. Hayır, Zeynep binti Cahş validemiz. Hazreti Zeynep anlatıyor. Dekhalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü diyor, mescitten geldi, hücreye yani odasına girdi ama yüzü kızarmıştı, dehşete kapılmıştı. O dehşetin verdiği neticeyle yanakları adeta korkudan kızarmış durumdaydı buyuruyor. Ve Sübhanallah kelimesini kullandı diyor. Hatta peşinden La ilahe illallah. Efendimiz böyle hayret veren, dehşet veren bir hadiseyle karşılaştığı zaman Sübhanallah buyururdu. Yahut La ilahe illallah. Hani dehşet karşısında kalmışsınız. Veya bir vahşetin karşısında, dehşetin karşısında hayret uyandıran bir hadisenin karşısında kaldığınız zaman Efendimizin sünnetidir La ilahe illallah yahut Sübhanallah denirdi. Burada da onu söylemiş Efendimiz. Buyuruyor ki وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِّنْ قَدْ اِكْتَرَبْ قَدْ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِسْلُ هَذَا وَحَلَّكَ أُصْبُعِهِ الْاَبْهَامِ. Ravi bunu naklediyor. Peygamber buyurdu ki وَيْلٌ لِلْعَرَبْ. Araplar felaket, Araplar felakete gidiyor. وَيْلٌ mahvolacak, yazık olacak. Eyvah buyuruyor. Eyvah, Araplara eyvah olsun. Araplar mahvolacak, Araplar kahrolacak. Neden? مِنْ شَرِّنْ قَدْ اِكْتَرَبْ. Yaklaşan bir şerden dolayı, yaklaşan bir beladan dolayı, yaklaşan bir afetten dolayı Araplar mahvolacak diye diye odanın içine girdi Allah'ın Resulü diyor Zeynep binti Cahş validemiz.
Niçin ya Resul dedim? Buyurdu ki kad fütiha min redmi ye'cuc me'cuc misli haza ve halleka usbu'ihi libham. Baş parmağıyla şehadet parmağını böyle yuvarlak yaptı. Halleka, halleka halka demek. Halka, yuvarlak yaptı. Ye'cuc ve me'cucun duvarından şu kadar delik açıldı. Vay Arapların haline, vay Müslümanların haline buyurdu diyor. Felaket deliği açtı. Ye'cuc me'cuc diye bir facia var. Bunları anlatmaya kalksak vallahi akşam namazına kadar bitmez bu hadiseler. Bu hadisler, bu hadiseler, dehşet meseleler var, misaller var, temsiller var. Biz konumuzla olan ilgisini nakledeceğim şimdi. Ve buyurdu ki felaket, felakete gidecek. Ben diyor Hazreti Zeynep validemiz ennihlikü fîne salihun. O felaketin zuhur ettiği zamanda ey Allah'ın Resulü, İçimizde salih insanlar, içimizde masum insanlar, namaz, niyazlı, haclı, zekatlı, cihatlı, salih insanlar, sakallı, çarşaflı efendim, insanlar olduğu halde biz de helak olur muyuz? Yani hepimiz helake gider miyiz? İçimizde iyiler var. Enuhlikü fîne salihun. İçimizde salihler var, biz de helak olur muyuz? Yani bizi de Allah mahveder mi? Bakın, bura çok mühim. İşte cevap gelecek. Bir bela, bir afet, bir felaket geldiği zaman o toplumdaki salihler de, iyi insanlar da, masumlar da, mazlumlar da hepsi birden helak olur mu yani? Ey Allah'ın Resulü niye bu kadar korkuyorsunuz dediğinde ne'am ize kesural habes. Evet ey Zeynep, eğer kötülükler çoğalmış, kesüre, kesretten çok çok olmuş, çoğalmışsa ve bu kötülükleri yapanların elleri tutulmuyorsa, o kötülüklerin önüne geçilmek için çareler, tedbirler aranmıyorsa, o kötülükleri, günahları, haramları, isyanları önlemek için Müslümanlar tedbir içinde değillerse, mücadele halinde değillerse, evet o gelen afet bütün salihleri de batırır, yerin dibine götürür diyor. Salihler de, masumlar da gider, mazlumlar da gider. Sabiler, sıbyanlar da yok olur. Zalimin elini tutmak lazım. Yanlış hareket eden parlamentoysa parlamentoyu uyarmak lazım. Yanlış hareket eden cumhurbaşkanıysa yakasından vallahi yapışmak ve vatandaşlık hakkınızı yere getirmeniz lazım. Yanlış yapan bakanlarsa, devlet bakanlarıysa Erzincan zelzelesinden daha şiddeti sallamanız lazım bu bakanları. Sen seçtin. Vallahi isyana ortaksın, günaha ortaksın, belaya ortaksın, afetler umumi gelecek. Çünkü bu bakanları, başkanları siz seçtiniz. Siz o selahiyet makamına siz getirdiniz. Ne'am ize kesürel habes. Kötülükler çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı mı? Hiç bakmaz Cenab-ı Hakk'ın azabı, salihleri de götürür diyor. O halde bütün dava nerede düğümleniyor? Ramazan-ı Şerif'in verdiği mesajı, manayı, muradı, medlulü, mefhumu anlamakta sıkıntı çekiyorsak henüz orucun şuuruna ulaşmış sayılmayız. Henüz Ramazan'ın şuuruna ulaşmış sayılmayız. Bütünleşmek lazım. Allah-u Teala'nın verdiği manalar, mesajlar var. Haramlara karşı titizlikle sakınacaksınız. Sahabe-i kiram öyleydi. Hazreti Ali radıyallahu teala anh Efendimiz, Hazreti Ali işte malum, bakın içki ayeti nazil olduğu zaman ayetin sonunda Rabbimiz ne diyor? فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. İçkiden sakının. Tabi bütün günahlardan, yani sade içki demek değil tabi, bütün günahlardan olduğu gibi içkiden fectenibuhu, çekinin, çekinin, sakının, kaçının, uzaklaşın, semtine yaklaşmayın buyuruyor. Lealleküm tüflihun, eğer yüzünüzün gülmesini istiyorsanız. Ayet ne kadar lezzetli görüyor musunuz? Lealleküm tüflihun. Eğer yüzünüzün gülmesini, belinizin doğrulmasını,
işinizin artmasını, hayatınızın bereketinin artmasını istiyorsanız içkiden kaçın, kaçın, kaçın diye ayet var. Ayet sarihtir yani. Bu ayet geldiği zaman Hazreti Ali diyor ki, vallahi Allah'ın lanet ettiği, haram ettiği bu içkiden ayağımın baş parmağına bir damla içki dökülse, vallahi parmağımı kökünden keserim, onu kullanmam bir daha diyor. Hani tabii böyle bir şey olur mu? Olmaz ama titizlik anlatıyor. Yani Allah parmağınızı kesin filan dediği yok, yanlış anlamayasınız. Yani bu kadar kaçarım, bu kadar sakınırım demek istiyor yani. Bizim halimiz ne olacak? Haramlara karşı hassasiyetini kaybeden milletlerin başına belalar yağıyor. Haramların, günahların adeta alışılmış olduğu toplumlar alçaklaşıyor, zillete düşüyor, şahsiyetini kaybediyor, sonunda vallahi köle oluyor, esir oluyor. Hep böyledir tarihte. Sakınacaksınız. Alışılırsa ne olur? Sık sık söylüyorum, yeri gelmişken bir daha belki duymayanlar vardır da duysun diye söylüyorum. Bundan 6 sene evvel, şimdi vilayet olmuş, o zaman ilçe durumunda olan bir beldemizde, bir yöremizde, Türkiye'mizde bir yerde, çok affedersiniz, bir genel evi inşa etmişler. Eskiler buna kerhane derlerdi. Affınıza sığınarak söylüyorum, ker demek, ker demek Farsça eşek demek, ker. Kero derler, kero, eşek. Kerhane, eşeklerin gittiği yer demek. Hane, girip çıkılan yer. Ancak eşek olmak lazım oraya girmek için. Kerhane. Yapmışlar, çatmışlar, hazırlamışlar. Açılış töreni tertiplemişler. Törenden açıyorlar. Sanki ne açıyor adam? Tören tertipliyor ya. Allah'ın isya, haram dediği, zina dediği, fuhuş dediği müessesenin törenle açılışını, şu memleketin haline bak. Törende oranın, o yörenin belediye başkanı geliyor, kurulan derme çatma kürsüye çıkıyor, ayakta konuşmaya. O konuşmayı o günkü gazeteler ilginç bulmuş, yayınlamış, yani gazetede yayınlanmış. Benim de dikkatimi çekmiş olmalı, kesmiş saklamışım. Halen saklıyorum. Aynen şu konuşmayı yapıyor. Aziz vatandaşlarım diyor, Allah'a şükürler olsun ki bizim beldemizde de genel evi açılmıştır diyor. Allah'a şükürler olsun ki diye başlamış ya konuşmaya be. Bu kadar rezalet olmaz ya. Bu kadar alışılmaz haramlara. Bu kadar normal karşılanmaz. Bu kadar tabii karşılanmaz yani bu işler. O zaman da afetleri beklersiniz. Belaları beklersiniz. Adam diyor ki ya yerle bir olan diyor bir deprem sahasında hani 39'da Erzincan yerle bir olmuş. Bütün jeologlar efendim yeryüzüyle ilgili ilim dallarında gelişmiş adamlar toplanmışlar Türkiye'de. Efendim diyor, hayret diyor, bir yerde zelzele olur da orayı yerle bir ederse oraya ikinci bir zelzele 100 sene geçmeden gelmemesi lazım. Bu erken geldi yahu diyor. Şu hayvana bakın. Hiç Allah ile münasebet kurmuyor ki adam. Çok satan bir gazete ikinci gün zelzeleden iki gün sonra manşet atmış, Erzincan depreminin Allah'la bir alakası yok diyor. Şu memleketin haline bakın kardeşlerim. Böyle gidemeyiz. Vallahi bizi böyle gitmeye bırakmazlar. Allah da bırakmaz bizi böyle gitmeye, yakar. Bütünüyle اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْكَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا يَسْتُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ اِلَى آخِرِ السُّورَ. Bu kıyamet dediğimiz hadise yaklaşmadan, yurdumuz, memleketimiz parçalanmadan, bölünmeden, Ermenistan kurulmadan, bütün siyaset adamlarını, iktisat adamlarını, ticaret adamlarını, sanayicilerimiz, eğitimcilerimiz uyanması, anlaması ve anlaşması lazım. Bu memleket parçalanırsa hepimiz mahvoluruz. Bir daha bir araya gelemeyiz. İki yakamız bir araya gelemez. Allahu Teala
hakkımızda ve İslam topraklarının paylaşılmasında sinsi planlar yapan Amerika'yı Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. İsrail'i Rabbim, İsrail'in altını Rabbim üstüne getirsin inşallah. Amin. Bir türlü Müslümanlara dost olamayan Avrupa'yı Allah, hidayet nasip olacaksa hidayet versin, hidayet nasip olmayacaksa kıtanın altını üstüne getirsin inşallah. Amin. Başka bir şey söyleyemiyoruz, ezan okundu, uzatmayacağım. Kardeşlerim, bir iki noktaya temas edeyim. Evvela camimiz, Ramazan sonuna yaklaşıyoruz, daha haftaya biliyorsunuz son cuma olacak. Bu arada Kadir gecemiz var inşallah, Kadir gecemiz var. Kadir gecesinde Umraniye müftülüğü olarak sahura kadar vaaz programı hazırladık. Teravih namazından evvel de vaaz olacak ama teravih namazından sonra da vaaz başlayacak. 7-8 tane hoca kardeşimiz, gerek karşıdan gerek Umraniye'den, hoca arkadaşlarımız toplanacağız inşallah, ben de onun arasındayım inşallah. Saat 3'e kadar, yani sahur saatine kadar akan bir su gibi, billur billur akan bir su gibi inşallah Merkez Santral Camisi'nde, Umraniye'de biliyorsunuz Merkez Santral Camisi var, o Çamlıca'ya giderken belediye binası arkasında. Orada saat 3'e kadar, sahura kadar, hatta birçok kardeşlerimiz, biz görevli arkadaşlar da sahur yemeğimizi camiye getireceğiz. Cemaat de sahurunu, yemeğini, belki gençler kurbanı, kumanya tarzında sahur yemeğimizi oraya getireceğiz. Sahur saatine kadar feryad ile, figan ile, vaazla, nasihatla sahura kadar inim inim inleyeceğiz inşallah. Davet ediyorum sizi inşallah oraya. Eksik vaktinizi ayarlayın, gelin. Bu arada Kadir gecesi malum zaten, o gece anlatılacak. Nedir, ne değildir. Onun dışında şu camimiz görüyorsunuz inşaat halindedir. Yardımınızı bekliyor. Bu arada bir de üniversite gençlerinden bir grup demin geldi. Tanıyorum hepsini, pırıl pırıl çocuklar. Onlar da kendi aralarında yardım toplamak üzere bir heyet oluşmuşlar. Azerbaycan'daki Karabağ'a yardım toplamaya gelmişler. Karabağ'a yardım toplamaya gelmişler. İnşallah camimizin yönetim mensupları yardımcı olacaklar. Gerek camimize, gerekse onlara yardımcı olun, boş dönmesinler, gençlerimizin hevesleri kırılmasın. Gençlerimizin, bakın, vallahi ben hayretle ve hayranlıkla karşıladım. Biz de Karabağ'a bir katkımız olsun diye geldik hocam diye kapıda beni yakaladılar. Allah hepinizden razı olsun. Camimizden, camimizi yönetenlerden Rabbim razı olsun. Yardımcı olalım, boş dönmesinler. Bu arada bir de çok değerli, benim sevdiğim, saydığım, okuldan kardeşim, yakinen bildiğim, güvendiğim kardeşim bir kitap hazırlamış. A'dan Z'ye kadar namaz ansiklopedisi. Namaz ile alakalı bütün meseleleri derlemiş, toplamış, kitap haline getirmiş. Dışarıda bu kitaptan da almanızda bir sakın olmayacaktır. Allah'ın izniyle faydalı olacak. Hatta bu kitabın her birinden 2000 lirayı da camimize yardım olarak bırakıyor kardeşimiz. Allah ondan da, sizden de, ehli imandan da razı olsun. Hatta âlâ cümlemizi affettiği kullara ilhat eylesin. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi çok çetin günlerdeyiz. Alemi İslam çok sıkıntılı günlerde, imdad eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine. Arş-ı âlâdan arza inen şehr-ü Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an dediğin Ramazan hürmetine ya Rabbi. Alemi İslam'a imdad eyle. Alemi İslam'ı paylaşmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Müslümanların birleşmesi nasip eyle. Müslümanlara bir halife nasip eyle ya Rabbi. Alemi İslam'ı kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, facialardan, felaketlerden, afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yeter ya Rabbi. Bu uğursuz gecenin yok mu sabahı diye 80 sene evvel Mehmet Akif sızlanmış. Biz de sızlanıyoruz. İmdad eyle ya Rabbi. Kusurumuzu affeyle ya Rabbi. Kusurluyuz, günahlıyız, eksiyiz, noksanız, perişanız ama sen büyüksün Allah'ım. Habibin büyük ya Rabbi. Kitabın büyük ya Rabbi. Onlar hürmetine bizi affeyle. Ve cümlemize Ramazan-ı Şerif'in hakikatini yaşamak nasip eyle. Ramazan-ı Şerif'i bizden hoşnut eyle ya Rabbi. Şehitlerimiz ve toprağın altında onlar hürmetine bizi affet ya Rabbi. Bize lütfet ya Rabbi. Cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Her nefesimizde aşk ile, vecd ile, kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bizi bu ikrarla huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından şu camiye gelip de vaaz-ı nasihatımızı dinleyen kardeşlerimi de dünyada ve ahirete saadete mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Özellikle ya Rabbi bizden şifa isteyen, bizden şifa duası isteyen hastalarımız var. Zaman zaman hocam cemaate arz et de hastam var dua etsinler diye müracaatta bulunan kardeşlerimiz var. Gerek onların hastasına, gerekse bir cümle ehli imanın hastalarına şifalar ver ya Rabbi. Devalar nasip et ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntılar içinde olan kardeşlerimiz var. Müracaat ediyorlar. Ya Rabbi onlara da sıkıntılarından asan eyle. Sıkıntılarından halas eyle ya Rabbi. Zekatlarımızı, sadakalarımızı, teberrularımızı, tasadduklarımızı, sadaki fıtratı...